Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar yeni başlayan maceradan biraz bahsedeceğim. Mikro krallıklarda gizem diye arkadaşlar. Buranın başlangıcına baktığınızda arkadaşlar şunu göreceksiniz. Büyük ebatlı şampiyonlar diyor arkadaşlar. Şöyle bir girelim içerisine. Önce bir karoyu göstereyim size arkadaşlar. Sonra bizden oyunun ne istediğini söyleyeceğim ve daha sonra arkadaşlar oyunu kuralını dinlemezsek hangi taktiklerle daha kolay geçebiliriz arkadaşlar? Yani bunu okuduğum anda direkt kafamda yandı zaten. Yani buna o yüzden arkadaşlar magi stratejisi diyeceğim. Yani bunu da siz böyle isimlendirseniz sevinirim. Nedir arkadaşlar magi stratejisi? Öncelikle okuyalım. İşte saldırganlık, hiddet arkadaşlar. Bir zamanlayıcı üzerine her ikisinde. Bunlar hep ıvır zıvır arkadaşlar. Bunları okursunuz. Asıl muhabbetler şurada. Parçacık koruyucu arkadaşlar. İşte gelen darbeleri %85 şansla sektirme şansı var. Seken saldırılar kritik vermez. Saldırılar %50 düşer vesaire vesaire. Ve boyut önemlidir arkadaşlar. Boyut neden önemli? Ona geleceğim. Şurada mikro yansıtma var arkadaşlar. Mikro yansıtma bu muhafız bir saldırı sektirir zaman yani sizin vurduğunuz hasarın bir kısmını siz yersiniz. Peki ne olursa yemezsiniz arkadaşlar. Çok büyük yani X ile cüsseli şampiyonlar asla saldırıları sektirmezmiş arkadaşlar. Büyük cüsseli yani L'ler arkadaşlar özel saldırıları engellemeleri ve ağır saldırıları sektirmez. Yani özel saldırı ve ağır saldırı atarsanız arkadaşlar rakipten yine sekme yemezsiniz. Mesela Hyperion var bunun içerisinde arkadaşlar. Hyperion'da siper ağır saldırı yapıp özel saldırı atabilirsiniz. Ama normal vurmuyorsunuz. Normal vursanız arkadaşlar öperler. Orta cüsselilerde orta cüsseli şampiyonların engellemeleri ve ağır saldırı. Yani orta cüsseliler arkadaşlar sadece ağır saldırı yapabilirsiniz. Mesela Corvus Grave'e girdiniz arkadaşlar. Çatır çutur saldırılarınızı seker. Hani siz de sayarsınız. Ama Corvus Grave'e sadece ağır saldırı yaparsanız yemezsiniz arkadaşlar. Ve küçük cüsseli şampiyonlar mesela Rocket Raccoon, Örümcek Adam. Bunlarla da sadece ağır saldırı yapabilirsiniz. Onun dışında hasarlarınız seker. Yani tabi bu durumda arkadaşlar büyük cüsseli kimler var? Kızıl Uluk var. İşte atıyorum Rhino var. Juggernaut var. Listemiz zaten vardı arkadaşlar. Ben buraya girerken arkadaşlar 3 tane büyük cüsseli aldım. Şuradan gördüğünüz gibi Juggernaut, Venom Duck, Verino. Bir tane orta ölçekli Archangel aldım arkadaşlar. Neden Archangel aldım? Açıklamayı bir kere daha okuyalım. Yani biraz uyanığa kaçtım tabiri caizse. İşte magistrat istediğim halde bu arkadaşlar. Archangel orta cüsseli bir saldırı. Orta cüsseli şampiyonların ağır saldırıları sektirilemez. Zaten Archangel'a sürekli ağır saldırı aldık arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın ben bu yolu oynadım arkadaşlar. Videosunu da çektim. Zaten bu büyük ihtimalle bu videonun arkasına o video gelecek. Neredeyse bütün yol arkadaşlar. Mesela burası Sebertut var. Sağlık basan Sebertut var. Ortalama 100-110K sağlıkları var arkadaşlar. Yani şurada bir tek belki iki tane adam dönmüşümdür büyük cüsselerle. Geri kalan hep arkadaşlar küçük. Bir de arkadaşlar şurada kuyek var. Kafamın olduğu yere gözükmeyen arkadaşlar kuyek var. Kuyekle sadece zaten sallıyorsunuz. Ve işte en fazla ağır saldırı yaparsınız. Mesela Mordo'nun orada 10 oynadım arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde bu şampiyonlarla da geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka listenizi kontrol edin. Eğer büyük cüsseli şampiyonlarınız yoksa bu şampiyonlarla da siper ağır saldırı uygulayarak veyahut da arkadaşlar Hyperion tarzında siper ağır saldırı artı özel saldırı L cüsseli şampiyonlarla en azından bu ilk bölümün buraya geçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu böylece görebilmiş olduk. Diğer bölümler için de bakacağım inşallah arkadaşlar. Onların da videosunu tek tek yayınlayacağım. Büyük ihtimalle bu videonun arkasında arkadaşlar o video gelecek. Bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Herkese iyi oyunlar.